Onur, böyle annemle Yıldız anne az kalsın böyle birbirlerine gireceklerdi. Ödüm koptu biliyor musun? Sorma hayatım, sorma. Neyse çok şükür kazasız belasız atlattık. Çok şükür. Evet hayatım, şimdi zaten bunları düşünmeyelim. Birazdan oğlumuzu göreceğiz. Ona konsantre olalım, tamam mı? Evet ya. Ya ne kaldı ki şunun şurasında? Çok az. Evet aşkım ya, çok az zaman kaldı. Şimdi düşünüyorum böyle, hastaneye giriyoruz ikimiz. Üç kişi çıkıyoruz. Evet, böyle hayal ediyorum da. Doğumda oğlum beni hiç üzmemiş, canımı yakmamış. Ben de onun minicik parmaklarıyla oynuyorum. Evet, yani güzel düşündün tabii de. Şimdi merak ettim, sen öyle basit falan deyince normal doğum değil de sezaryen. Normal doğum? Neden ki? Yani yok, sordum öylesine ya. Sen rahat deyince. Sesinde şey, tedirginlik vardı. Neden, yapamaz mıyım Onur? Aşkım zaten normal olan o. Yani doğal yoldan normal doğum. Ama sadece... Yok yok. Sen benim korkacağımı düşünüyorsun. Yani tamam hayatım, evet. Yani sonuçta kolay bir durum değil o. Ay niye kolay olmasın ki ya? Sonuçta ne olacak? Kasılacaksın ve sancın tutacak. Nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver. Zaten epidural kullanacağız. Ne o? Bölgesel anestezi işte. Orada hiç hissetmeyeceksin ki. Hop doğdu çocuk. Ben araştırdım. Biliyorum yani, kolay. Tamam hayatım, ben de okudum zaten bunları. Yani gireceğiz doğuma, tamam mı? Ben de yanında olacağım. Peki sen emin misin yani doğuma girmeye? Ha? Ben seni yalnız bırakır mıyım hiç? Onur ama, Onur bakar mısın? Yani sence bu şekilde mi oluyor? Ha? Aşkım. Yani ben de böyle bir yalancı kasılma oldu diye ben o şekilde canım yanar diye düşünüyordum. Tabii ki doğuma yaklaştıkça biraz daha artıyor. Biraz daha. Yok. Ben yapamayacağım. Aşkım nereden çıktı şimdi birdenbire? Birdenbire mi? Onur. Ben yapamazsam ne olur? Benim çocuk içimde mi kalacak? Bak. Her doğum kendine has. Yani her kadının ağrı eşi farklı. Kimisininki çok düşük, kimisininki çok yüksek. Kimseyle karşılaştırma, kimseden bir şey dinleme. Kulağına girmesin. Tıka yani kulaklarına, tamam mı? Merak da etme. Yani çünkü sen bunları düşündükçe, sağdan soldan bir şey duydukça gereksiz kaygılanacaksın. Kaygılanmayalım lütfen. Ne kadar rahatsın ya. Görmedin mi? Kadın kocasını parçalayacaktı şuradan geçerken. Bebeğim, onun ağrı eşiği çok düşükmüş demek ki. Ama seninki öyle mi ya? Senin ağrı eşiğin çok yüksek. Sen çok güçlüsün. Sen dirayetlisin ya. Yok, ben duygusal manada zaten acı eşiğimin yüksek olduğunu hissediyorum. Biliyorum da. Çünkü yaşadığım hayat sebebiyle. Ama fiziksel acı eşiğimin ben düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü Onur, sonuçta ben kaşımı bile aldıramıyorum yani. Komik mi Onur? Komik mi? Al sen doğur o zaman. Doğurabiliyorsan doğur o zaman Onur. Ya sen bırak doğurmayı, var ya iğne bile yaptıramazsın yemin ediyorum. Bir de ne diyorlar, anneler bir babalar dokuz doğururmuş. Çok komik. Pardon. Kadınlar daha güçlü hayatım. Yani zaten ben sana söylemiştim, onu duygusal olarak da daha güçlü, fiziksel olarak da daha güçlü, tamam mı? Şimdi konuşmaya da gerek yok çünkü çok zaman var da her şey güzel olacak, tamam mı? Bak sana, nasıl ki yangın yeri gibiydi burası. Onur Bey müsait, buyurun. Gidiyoruz. Neredeler acaba? Gel. Merhaba. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Lale? İyiyim. İyi. Lale bir kadın gördü de doğuma girerken biraz panik yaptı. Onur, sanki panik yapılacak bir şey yoktu. Tamam hayatım, ben bir şey söylemiyorum. Lale, şimdi tedirginliğini ve korkularını anlıyorum. Bunları zamanı geldiğinde konuşacağız. Ama önemli olan senin ve bebeğin sağlığı, ki o da iyi. Sen bunları düşünme. O an geldiğinde beraber hallederiz. Önce kendine güven. Yani ben her zaman sizin yanınızdayım. Yani hayatım, ben de yanında olacağım biliyorsun her zaman.
Yani eğer istiyorsanız tabii arzu ederseniz siz de doğuma katılabilirsiniz. Sorun değil çünkü bazen babaları da doğuma alıyoruz. Fakat eğer kendinize güveniyorsanız. Çünkü yani babalar bazen doğuma giriyorlar. Hayır, onlarla uğraşmaktan anneyle ilgilenemiyoruz. Allah Allah. Neden öyle oluyor ki? Onu da size ben daha sonra anlatırım. Şimdi önümüzdeki haftadan sonra bir kontrol daha yapacağız doğumla ilgili. Ondan sonra zaten her şey netleşecek. Şimdi bana sorarsanız önemli olan normal doğum olması ve sağlıklı olan da o. Herhangi bir aksilik olursa ki umuyorum olmayacak. Ben yine yanınızda olacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Vallahi ben sana güveniyorum. O yüzden sen karar ver. Harika. Öyleyse bebeğimizin durumuna bakalım mı nasılmış? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi buyurun. Evet, her şey yolunda. Buyurun, Emel'in görüntülerini size vereyim. Ay. Onur, şuna bak. Evet aşkım ya, maşallah nasıl büyüyor görüyor musun? Artık son aya giriyoruz. Bundan sonra her hafta kontrolümüz olacak. Yani önümüzdeki hafta aynı gün tekrar sizi bekliyorum muayenehaneye. Tamam. Peki. Oldu o zaman. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Rica ederim. Görüşürüz. Biz doğum kursuna geç kalmadık değil mi? Yok aşkım, gecikmedik de. Sen nasıl hissediyorsun? Yorgun değilsin değil mi? Yok, yorgun değilim. Artık eve gidince sen bana masaj yaparsan. Aşkım, hı? İyisin değil mi? İyiyim Onur. İyiyim de ya, o kadının sesi hala kulağımdan gitmiyor. Bende herhalde böyle doğum fobisi falan meydana geldi. Aşkım lütfen ama. Bak çok az kaldı artık doğuma. Son dersimize geldik. Burada böyle bir nefes egzersizleri yapalım, rahatlayalım. Oldu mu? Evet, o kadar gerginim ki bu ders bana çok iyi gelecek. Gelecek, gelecek aşkım. Kolay gelsin. Gebelikler. Tekrar merhaba, çifte kumrular. Ne haber Filiz? Ay iyi ya, ne olsun. Kuzito, vas koyunun ya. İyi sağ ol, sen? Ne olsun vallahi, biz de nefes almaya geldik. İlk nefeslerini alacak Filizciğim. Çok heyecanlıyız maşallah. Vallahi çok şey öğrendik. Bizim için çok faydalı oldu. Hele yakınlaşmamız açısından. Evet, öyle sarılmalar, masajlar. Fena olmadı ama değil mi? Aşkımızın temelini burada attık diyebiliriz yani. Evet. Annem ve babamın isimleri. Yaz. Lale, Onur. Devam edelim. Yavaşça üflüyoruz. Nefes ver. Nasıl oluyor mu? Mutlu hormonlar salgılanıyor mu? Harika. Ay neler yaşamışız ya. İyi ki. Peki ya biz nereden bildik de böyle plan yaptık da buraya başladık? Babaanne. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok akıllı kadın. Helal olsun. Buraya bizi koydu, gitti. Maşallah, bunların araları düzelmiş sanki. Ay, ne güzel ya araları. Vallahi çifte kumrular yani. Allah'tan sana güvenmemişim, seni dinlememişim de üzmemişim Lalişimi. Erol, susar mısın, konuşma. Merhabalar. Merhaba. Öğretmen geldi. Hoş geldiniz. Bugün son dersimiz biliyorsunuz. Hepinize katılımınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim. Umarım benim kadar keyif almışsınızdır. Size bugün doğumla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Doğumun başladığını nasıl anlarız, neler yapmalıyız, kasılmalar nasıl olur gibi. Önce doğum ağrılarından bahsedelim. Karında sertleşmelerin eşlik ettiği ve düzenli aralıklarla devam eden, dinlenmelerle geçmeyen gerçek doğum sancılarıdır. Ve şiddeti giderek artan gerçek doğum sancılarıdır. Doğumun ikinci evresinde
karın solunumu yapılmaya başlanır. Sancı başladığı zaman derin bir nefes alırız. Oh. Nefesimizi olabildiğince tutarız. Ve doktor kontrolünde ıkınmaya başlarız. Evet. Hadi o zaman nefes egzersizi yapalım. Ve nefesimize konsantre olalım. Derin bir nefes alalım. Nefesimiz göğüs kafesinden geçiyor. Ve aşağı iniyor. Ve aynı şekilde nefesimizi veriyoruz. Of, hayatım ne yedin yemin ediyorum, gözüm düşecek benim. Bu nasıl bir keskin koku? Sarımsak kokuyor bu. Biz pastaneden geldik. Bu nasıl sarımsak kokuyor acaba? Mantı yedim. Pastanenin hangi köşesinde yedin fare gibi mantıyı? Sen tuvalete gidince yedim. Öf, bir gün beni yiyeceksin yemin ediyorum. Telef olacağım yanında, ona şey yapıyorum. Korkuyorum şu anda. Bir gün bir kalkacağım sol taraf full yok. İyi fikir. Lanet gelsin sana. Evet, iyi miyiz? Doğru nefes alıp verme hem bebeğiniz hem de sizin sağlığınız için oldukça önemli. Evet, evde mutlaka bu egzersizleri tekrar ediyoruz. Kendimizi doğuma her açıdan hazırlamanız sizi bu korkularınızdan uzaklaştıracak. Hepinize sağlıklı doğumlar diliyorum. İki dersle ben yani çok hazır olduğumuzu düşünüyorum. Sürpriz bence. Çok kolaymış ya. Gerçekten mi Filiz? Lale, sen biraz korkuyor musun? Korkuyorum. Üf, Lale, ben de korkuyorum. Çok feci korkuyorum biliyor musun? Gece gece kasılma geliyor bana. O doğum anını, o fırlatma anı bende yok yani. Çok çekiniyorum. Bu da altıncıyı doğurmuşçasına rahat. Ama helal olsun. İkiz olmasına rağmen çok cesaretli. Ya ne olacak ya? Anneannelerimiz, dedelerimiz beşer onar tane doğuruyorlarmış, salıyorlarmış böyle büyüsün diye. Ne olacak ki? Eski toprak demek ki. Çok cesaretli oluyor. Neyse, bunları konuşuruz yine zamanı gelince. Nasıl olsa... Ha yaşa, bak nasıl olsa doğuracaksınız zaten. Onu diyecekti. Nasıl olsa içinizde kalmayacak bu kuzular. Nasıl olsa bunlar içinizde reşit olmayacak. Ha? Orantısız mizah diyebilir miyiz? Tam da değil. Hadi kalkalım hadi. Beni bari. Hadi bakalım. Day day gel bakalım. Hadi bakalım kaymadan. Gel bakalım. Ay. Koyduk mu? Yersen bakalım. Ay, çok iyi. Aşkım, sen bugün benden ne istiyordun? Masaj. Masaj, tamam. O zaman sizi şöyle alalım. Ay, yapacak mısın Onur? Yapacağım tabii. Hadi. Şunu şöyle alalım. Tamam. Bunları da böyle alalım. Ay, Onur vallahi pek iyi geldi. Ben seni yerim ya. Güzel karım benim. Onur. Herkes ne diyor biliyor musun? Bu günlerin tadını çıkar. Bolca uyu, dinlen diyor. Beni korkutuyorlar. Uykusuz geceler yakın artık aşkım. Ya ben seni uyandırmam. Emzirir yatarım. Ben kıyamam ki sana. Zaten çocuğun ağlamalarından uyuyamam diye düşünüyorum. Hı. Bir de iştahı sana çekerse eyvah yani. Büyük ihtimalle. Olsun, ben de koynumda büyütürüm çocuğu, ne yapayım? Ay evet, bak oralar çok sertleşmiş Onur ha. Evet, bunlar bak stres mi yapıyorsun sen? Ya ama ağırlık taşıyorum ben. Yük var. Taşımayacaksın, hiçbir şey taşımayacaksın. Ya iyi demek ne demek ki? Aa, ablamlar geldi. Tamam, kalkıyorum ben de. Yavaş yavaş, yavaş kalk. Buyurun. Enişte. Hoş geldin. Abla. Hı? Abla. Bacanak, ne yapıyorsun? Sağ ol canım. Sen nasılsın? İşte olsun ya. Enişte. Hoş geldin. Ay ablacığım, sen doğumdan mı korktun ya? Ay kıyamam ben sana. Ya ama sen gayet böyle soğukkanlıydın. Ya sen o kadının hastanedeki sancılarının böyle seslerini duysaydın... sanırsınız kadını diri diri kesiyorlar. Değil mi? Gerçekten mi? Ay ya ablacığım, herkesin doğumu bir değil ki kuzum. Abla ya, seninki nasıldı?
Ben o son aşamalarda yoktum. Çok sancılandın mı? E sen onlarla değil miydin? Ankara'daydım ben. Orada okuyordum ya. Ay evet ya. Lalem yetişemedi. Gurbetteydi. Abucuğum yani... benim doğumum kolay geçti de... doğuma gitmemde biraz problem vardı. Çok sancılandın mı peki? Nasıl oldu ya? Anladın hadi, merak ettik. Ya Başanak var ya, yemin ediyorum elimiz ayağımız bir pabuca girdi, o kadardı yani. Benim değil Kurtulmuş, senin girdi. Neyse. Şimdi enişte, hamileliğimin böyle son aylarındayım. Kurtuluş'la beraber annemlere gittik, oturuyoruz. Evde hipopotam besliyoruz ha. Ay anne de böyle çok değişti ama Kurtuluş ya. Neresi değişti canım? İştah biraz daha arttı o kadar. Yavaş yavaş. Ağaç kakan gibi da 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 da. Normal ya. Anneciğim bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum ben ömrümde böyle börek yemedim ha. Dün yedin. Dün yaptım ya bu böreği. Ha. Demek ki anneciğim sizin yaptığınız börekler... gün geçtikçe demleniyor ki böyle lezzetli oluyor yani. Ya acaba ben bir börekçi mi açsak biz? Ben açsam sen ye, sen müşteri de avucunu yalasın. O kadar da espri değildi yani, o kadar gülüm. Aa, ne o bu? Bu anne bebek geliyor galiba. Aa! Aa, yok yok, gelmez hemen. Gelmez ha, annem gelmez. Anne geliyor galiba. Kurtuluşa bak yazın öyle! Çantayı gidiyorum. Ben çantayı gidiyorum. Korkma, şu anda bir şey yok. Anne orası ne orası? Yok yok. Geçti değil mi? Geçti geçti, bir şey yok. Anne çantayı getirdim. Doğum bavulu, doğum bavulu. Akıl fikir dağıtıp gel Allah. Sen neredeydin? Yürü. Çanta deyince ama ben. Kurtuluş, Allah belanı vermesin. Kurtuluş, sen beni ne halledin sandın? Kurtuluş, anne gel. Anne. Aç. Oh, yok 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 yok, panik yok. Aferin. At dikkatli ol. Aferin. Kurtuluş, açsana kapıyı arabanın. Yok, yavaş yavaş. Yavaş. Anne, arabayı getirdim. Anne, araba. Anne, arabayı ben. İki dakika ne bursa. Araba olsun anne. Hadi yavrum. Anne, araba olsun. Araba olsun, tamam. Arabayı hazırladım, getirdim ben. Kızım başka şeyler düşün. Aa, bu yapmış bak. Perdelerini de yıkamamış. Kapkara perdesi. Başka şey düşün. Anne araba hazır. Dur. Anahtarı bulamıyorum. Anahtar yok. Git bir içeri bak. Bak bir içeri bakayım. Panikle demek ki ben içeride bıraktım onu. Dur dur. Yok anne, kıyamam. Ay, anne, düşünme bak. Onu düşünme. Başka şeyler düşün. Bak komşu. Perdelerini şey yapayım. Anneciğim, ha, anneciğim. Hadi aç. Zannediyorum anahtarlar kayıp. Ama bana 20 dakika verin, ben bunu üst kontakta hemen çalıştırayım. Allah'ım, benim kızım kediler gibi sokaklarda kapı önlerine de mi doğuracak? Kurtuluş. Yavrum. Kurtuluş var ya. Söyle bebeğim. Bak sağlıkla dünyaya gelsin bebeğimiz var ya. Anne sana söz veriyorum, boşayacağım ben bu adamı. Ama Nünüm bak şimdi çocuğun yanında boşayacağım falan diyorsun. Dünyaya gelmek istemeyecek. Bak itiraz edersen eğer bir babasının olduğunu bile bilmeyecek. Git İsmail Bey, rica edin. İsmail Bey, İsmail Bey, ne yapayım ben İsmail Bey? İsmail Bey, araba gelirse. İsmail abi. Abla, vallahi hiç bana böyle baştan sona anlatmamıştın yani. Ya Gülsem mi ağlatan mı bilmiyorum. Enişte vallahi sana da helal olsun ha. Vallahi ablacığım ne helal olsun ne helal olsun yani. Hakikaten. Komik bir şey mi var Kurtuluş, gülüyorsun? Ne yapayım Nürüm, hani şimdi baktığın zaman komik geliyordu. O zaman yemin ediyorum panikten vallahi aklımı kaçırıyordum ha. Orası belli. Yani kusura bakma ama biraz daha soğukkanlı davransaydın Bacanak ha? Tabii tabii. Seni de göreceğiz Bacanak, bir o zaman gelsin bak. Herkes sen değil Kurtuluş, herkes sen değil. Ay neyse. Böyle Gülşah'ı koluma verdiler. Onun böyle kokusunu içime çekti. Bütün var ya yaşadığım o korku, o yoldaki panik, o kaybolmalar falan. Hepsini böyle bir anda unutup gidiyorsun. Hepsi bir anda aklından çıkıyor. Senin de öyle olacak ablacığım. Bak görürsün, oğlun böyle kucağına aldığında bütün o paniğin, korkuların hepsi geçecek. Sen hiç merak etme. İnşallah. Yani asıl önemli olan aslında doğum da değil. Yani doğum öncesi hazırlık. Tabii tabii. Yani böyle hastaneye kadar yetişin, ondan sonrası kolay.
Sana kolay kurtuluş. Yani ben, ha? Doğuran sen değilsin, benim. Ya. Yok ablacığım da, neyse. Şimdi dur, birinci soru. Senin doğum çantan hazır mı, onu söyle sana. Şu anda mı hazır olması gerekiyor? Onur, doğum çantamız hazır mı bizim şu an? Doğum çantamız, yani 3 aşağı 5 yukarı. Bir dakika bak, ben bir şey diyeceğim. Şimdi aklıma bir şey geldi. Ne? Acaba diyorum hani böyle öncesinde bir tatbikat falan mı yapsak ha? Yani böyle hani Lale'ye sancı falan geliyormuş gibi, gerçekten doğum öncesi şey olmuş gibi. Onur da bakayım hani gidiyor, yetişiyor mu, bakıyor mu? Bir dakika tutarız. Yetişiyorlar mı, yetişmiyorlar mı, ona bakarız ha? Test etmiş oluruz yani. Yani tamam, sorun yok. Madem o kadar anlattınız, hayatım sen de rahat edeceksen yaparız tatbikat. Ne diyorsun? Yani rahat ederim. O zaman şey, bence yapalım. Bir an önce yapalım da hazırlıklı olalım. Tamam. Tabii ya, tabii. Tamam, tamam. Yapacağız vallahi kurtuluş. Vallahi tebrik ediyorum hayatım seni. Bravo. İlk defa aklın çalıştı. Ayıp ediyorum benim. Neyse. Hadi kalk. Biz yukarı çıkalım da senin doğum çantanı falan hazırlayalım. Ne olur ne olmaz abicim, hadi. Onu fırlayın. Doğum çantası önemli çünkü. Hadi gel. Hadi. Hadi. Yalnız o hikaye daha enteresanmış. Aa, ayıp ediyorum bacanak. Bende daha ne hikayeler var ha? Yapalım böyle arada, yapalım. Aa, yapalım ya, her daim yapalım. Ay vallahi maşallah. Ne konuşuyorsunuz bakalım böyle aranızda ha? Hayatım, Kurtuluş gençlik maceralarını anlatıyordu bana. Gençlik maceralarını mı? Ha, ne hoş. Bana da anlatsana, ben de dinleyeyim Kurtuluş. Ya öyle erkek erkeğe muhabbet ediyorduk benim, ne var yani, Allah Allah. Hı. Neyse, şimdi yapıyoruz mu yapmıyoruz mu bu tatbikat işini ha? Hadi yapıyoruz enişte, tamam. Ya hadi yapalım, ne yapacaksak yapalım. Hı. Tamam o zaman. Bak Lale'cim, şimdi ne yapıyorsun biliyor musun ablacığım? Şimdi farz et ki evdesin, böyle birdenbire falan rahatın, keyfin yerindeyken bir anda sancın tuttu. Ha, şimdi bunu ama numaradan oynayacaksın, tamam mı ablacığım? Hı. Hadi. Hadi bakalım. Aa, Onur. Efendim aşkım. Çok kötü sancı girdi. Tamam, hadi kalk hastaneye. Ya ne yapıyorsunuz siz, ne yapıyorsunuz? Oyun oynayacaksınız dedim, numaradan dedim de bu kadar demedim. Yani biraz gerçekçi olsun. Ha, bir kere öyle sancı öyle girmiyor yani. Ay enişte, nereden bileyim ben, kaç kere doğurdum? Yani. O çok doğurdu biliyor musun ondan ablacığım? Tövbe yarabbim. Hı. Ay tamam, hadi o zaman biraz daha gerçekçi ol ablacığım, tamam. Hadi. Evet. Hadi. Ay! 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 Bak işte, bak, bak. Ay Onur! Ya, geliyor! Tamam, tamam bir tanem, tamam sakin. Sakin ol şimdi, derin derin nefes al. Heh, tamam, panik yok. Tamam mı, sakin olacaksın. Tamam mı benim cesur karım? Şimdi rahat rahat kalkacağız, hastaneye gideceğiz. Ben seni kucağımda götüreceğim oraya. Doktor kontrol edecek, bakacak. Sonra sağlıklı saatle oğlumuz dünyaya gelecek. Ben de elinden tutup hep yanında olacağım. Ya. Evet. Ya, hiç öyle olmuyor. Öyle nasıl olacak bir kere nünüm ya? Öyle güzel aşık aşık bakıyorsun ama o sancı geldiğinde var ya, Lale acayip bir panik yaşayacak. O paniği yaşadığı için sen ondan daha çok panik olacaksın. Ben sana söyleyeyim yani. Tamam. İçin geçerli Kurtuluş'cum, otur. Heh. Ben de pek sanmıyorum. Neyse. Bak şimdi enişte. Şimdi aynen şöyle yapacaksınız.
yanına geldin Bacanak ha, bravo. Sağ ol Bacanak, sağ ol. Yani gerçekten bunlar olacaksa ki olacak gibi duruyor. Çok iyi düşündünüz bu tatbikatı. İyi ki yaptık değil mi hayatım? Ayıp ediyorum Bacanak her zaman yani. Ayıp vallahi, iyi ki geldiniz. Ben boşu boşuna korkuyormuşum ya. Bak zamanında geleceğim, doğumumu yapacağım, kolayca çıkacağım. Ben de her zaman senin yanında olacağım. Aa! Onur! Öyle oluyor be. Abla! Ne oluyor, ne oluyor? Ay bir şey oluyor bana, ben hastaneye geldik diye mi acaba böyle oldum? Psikolojik mi? Aha! Doğum gibi bir şey mi oluyor yine? Ay sancı geliyor! Doğum oluyor, ne oluyor? Ben deyim sana, doğum oluyor. Sakin ol, sakin ol. Evde yaptık ya, derin nefes al. Ver. Tamam, sakin ol. Gelse hastaneye. Valla doğum oluyor bak. Onur! Onur! Onur hemen baldızı al bak. Ver. Ver. Tamam kapıdan çık. Derin nefes al. Ver. Onur! Ya, kemeri şey yapmadın o. Oğlum kemeri şey yapmıyorum Bacanak. Kemeri çıkar, çıkar, çıkar. Onur şaka yaptım ya. Ay yemin ediyorum var ya, bir de görev tamamlandı falan diyorsun. Sahiden olsa daha arabadan çıkamıyorsun. Aşkım vallahi yani o kadar çocuk ruhlu, o kadar tatlı ve sevimlisin ki şu an. Ben bunun revanşını almaz mıyım senden ha? Ya kıyamam ya, nasıl böyle kemeri açamadı? Hastanenin önündeyiz. Yani iki ayağım bir pabuca girdi. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Hadi inelim artık evimize. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Filizciğim. Pasta ister misin bir tane? Yok vallahi, yetti bir dilim. İnanmazsınız ama yetti yani. Ne yapalım o zaman, sen de kendi partinde iki dilim yersin. Ne partisi? Öyle bir parti olmaz ki. Ah, olur mu öyle şey? Aa, ne demek? Kendi kayınverden eğer akıl edemezse ben bizzat organize ederim bir tane. Duydun mu kaynana? Yengoşum çok teşekkür ederim ya, çok mutlu oldum. Rica ederim aşkım, rica ederim. O kadar da hassastır, o kadar da incedir seninki. Anneciğim bugün ne olursun yapma, tamam mı? Güzel bir gün bugün. Zaten var ya, torunumun hasta olmasa ben ona yapacağımı bilirdim elbette. Bir şey mi oldu? Boş ver, havamızı dağıtmayalım, şey yapmayalım. Olmuş, olmuş. Bak, gözünden belli, olmuş. Onu ben anlıyorum canım, ben diyorum o lafı. Karıştırma boşver, iyi böyle gidiyor. Yapacağım, ben en güzelini yapacağım ben gelinime. En güzel partiyi ben yapacağım. Ay, tabii Lale'nin partisi de çok güzel canım. Kesin Songül'ün fikridir, belli. Çünkü çok zevkli her şey. Senin ellerinden çıkmıştır eminim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ah, Songül'cüm, damatların geliyor. Bir, iki, ama eksik. Eksik bunlar, iki tane. İkisi geliyor. Nasıl yani? Üçüncüsü gelmiyor hayatım, eksik bunlar. Ay Samet'i diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Nergis'le berabermiş, ne güzel. Nergis. Hanım var. Ah canım. Selamun aleyküm. Her şey yolunda mı? Ay. Rol yapma. Lale. Vallahi sancı girdi anne ya. Anne, sancın mı var? Sen hep böyle yapıyorsun, konuyu değiştirmeye çalışıyorsun. Aşkım iyi misin? Ay Onur, bu önceki sancı gibi değil ya. Ay vallahi doğuruyorum ben galiba. Ablacığım bak, ablacığım. Ablacığım dur. Bak geçen sefer gibi derin nefes al ver. Yemin et. Anne yemin ederim ki. Başımın üstüne et bakalım. Anne yemin ederim. Oğlum. Yemin etti. Enişte sen koş şarkıya kurtul. Hatırlamıyorsun ne dersler yaptığına. Oğlum hatırlasana. Aa, kendine gel. Onur bir kendine gel ama. Doğruyorum sana. Tamam aşkım, hatırladım, hatırladım. Nefes al. Enişte çoğun çantayı al. Tamam ders bir daha. Ay. Hepsini hatırlıyorum, hepsini hatırlıyorum. Anne ben de çok stres oldum. Ben de doğuruyorum galiba. Yavrum sen doğurmuyorsun. Lale doğuruyor. Seninki de var daha. Sakin ol. Ay ne yapacağız anneciğim, ne yapacağız? Onur hemen hastaneye. Şerefe! Ay vallahi geliyor. Yapma da tamam. Aşkım tamam. Ah, gel sakin. Gel bir tane. Dur, dur, dur. Samet. Doğru yolda işte. Oh. Buradan git, buralar hep yeşil, tamam mı? Bu arayol tamam. Bize iyi oldu, iyi oldu. Tamamdır Onur Bey. Sakin. Anne böyle sancı gelince belim kopacak gibi oluyor. Vallahi anaların hakkı ödenmez. Oo,
bak şimdi hatırladım Allah'ım ya Rabbim. Ay ben bu şey yapıyordum Onur'um. Ondan sonra ters gelmiş çocuk. Ben Allah'ım Allah'ım ölüyordum yani. 12 saat nasıl? Ne? Anne ben doğuma gidiyorum ama şu anda. Ay. Ben değilim. Benimkini anlatıyor anne. Yemekte anlattım değil mi? Aynen. Hayatım o benimki. Sen boş ver, boş ver bunları hiç ama. Ben, sancı tuttu Lale'ye böyle. Ben de gideyim bir arabaya binerken, aa geldi çocuk. ya 3 aşağı 5 yukarı ona yakın oldu inan. Sesin gibi değilmiş hiç ya. Senin annen 12 saat, ben 2 saat. O gövdeyi anca da 12 saatte. Gül oynaya gidiyoruz bak. Oh neşeli neşeli. Alo. Efendim Onur Bey. Lale'nin sancıları arttı, biz yoldayız. Aa tamam, ben o zaman hemen doğumhaneye hazırlatıyorum. Sizi karşılamak üzere de ağacın önünde bekleyeceğim. Bak şimdi tamam. Bir anda geç değil 15 mi? 15 dakika falan oldu. Sakinliyorum. Teşekkürler. Oo, çok güzel. Samet zıplatma bak, kavislerde. Tamam Lale Hanım. O da hastanede miymiş? Hastanedeymiş hayatım. Bizi kapıda bekliyor, doğumhaneyi hazırlıyor, her şey hazır. Süper. Yetişsin kapıya. Süper, güle oynaya. Yetişiyor aşkım. Bak güle oynaya gidiyoruz yavrum. Allah'ım ablamın da alacağı olsun. Ha. Dedi sancı girince dedi gerisi kolay dedi. Neşe kolay bunu. Ay vallahi sancı girdi. Bir tane derin derin nefes al bak. Derste hatırla ne yapayım. Haydi girelim. Anne. Vallahi geliyor. Geliyor. Tamam, bak sakin ol. Önce beni dinle. Bak dinle. Her şey iyi olacak, merak etme. Bir muayene edelim seni, tamam. Yok, al beni. Allah aşkına al doğurayım artık, ne olur. Doktor, ben bir doğuma girmek istiyorum. Tamam. Kocan da yanında. Hiçbir şey olmayacak. Sana güveniyorum kızım. Hemen çocuğunu kucağına aldığın zaman acımacı kalmayacak. Hadi annem. Aa, geliyor. Hadi annem. Aşkım hadi bir daha. Hadi. Ay! Yok yapamayacağım. Yapamıyorum. Hadi bir daha. Derin nefes al. Hadi bir daha. Ya kolaysa sen kendin yap istiyorsan. Ha? Zaten her şey senin yüzünden oldu. Aşkım özür dilerim yani acı çektirmek değildi ki benim amacım. Bir de kolay diyordun. Bana hiçbir şey olmayacak diyordun bana yalancı. Bir daha. Onur bir şey yap. Ne yapayım aşkım, ne yapayım söyle. Ya sana demiyorum. Doktor Onur, bir şey yapın ya. Hadi artık. Bak var ya, yemin ediyorum. Önce ablamdan sonra senden soracağım bunun hesabını. Bir de kolay diyordun. Aferin, tamam. Hadi Lale, bir kere daha. Derin nefes al. Tamam. Ikın, aferin. Çok güzel, ikın. Tebrik ederim Lale. Harika iş çıkardın. Bebeğin sağlıklı görünüyor. Allah'ım. Oldum dayıcım oldum. Başardım. Elbette başaracaksın. Sen kimin kızısın? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
Hadi gidelim. Anne bir görsen, mis gibi kokuyordu, cennet gibi. Yavrum sen de öyle kokuyordun. Misler gibi hiç doyamazdım koklamaya. Sen de öyle. Allah'ım yarabbim. Ne duruyorsun hani, sevgi çemberimi şey yapalım. Sağ kardeşim. Enişte. Ay hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun enişte. Hepimize. Bizimki geldiler. Çok kalabalık etmeyelim diye biz gelmeyelim dedik ama. Hadi biz çıkalım bir Emir'e bakalım. Tamam anneciğim hadi. Olur mu öyle şey anne, estağfurullah. Nasılsın Laleciğim? İyiyim, iyiyim babaanne. Çok sağ ol. Tekrar hayırlı olsun çocuklar. Tebrik ediyorum yavrum. Sağ ol anneciğim, sağ ol. Hayırlısıyla kucağımıza aldık Emir'e. Kızım nasılsın? İyiyim babacığım, çok sağ ol. Torunumuz nerede? Ne zaman gelecek odaya? Birazdan gelir. İlk kontrolleri yapılıyor. Bir sorun yok değil mi? Yok yok, her şey yolunda. Gayet sağlıklıymış. Ben de soruyorum, torunumuz ne zaman gelecek diye. Acıkınca gelir. Ay bu. Bizimki bu. Nereden tanıdın sen şimdi onu ya? Kocaman ayakları var, babana çekmiş. O şekilde tanımış olamazsın değil mi? Değil tabii. Şapkasını ben almıştım. Ay annemle. Ay anne çok tatlı değil mi ya? Ay çok. Oh, süper. Ay dünya güzeli. Harika. Bizim tarafa çekmiş. Oh herhalde o çok sevindi. Anneciğim öyle deme ama, olur eniştem de hoş yakışıklı adam ama. Onu demiyorum. Onunla öncekilere diyor. Ha tamam. Baga baga şükür böyle gel. Baga baga. Ay bizimki hangisi acaba? Şu. Ay canım benim, ne kadar tatlı, bakar mısın? Tıpkı da Onur'a benziyor. Ay bakar mısın, bu kadar benzeyebilir. Vallahi ben pek benzetemedim. Hatırlayamadın herhalde tabii, geçmiş gün. Bugün de stresliydim biraz. Ama nasıl olmayayım hayatım, nasıl olmayayım? Doğum yaptıran doktorun kolunu sıktı sen ya. Fikret, ben sancıdan ne yaptığımı biliyor muydum acaba? Yaps gibiydim ben. Keşke doğuma girseydin de seni ısırsaydım Fikret. İstersen torunun yanında tartışmayalım. Evet değil mi, değil mi? Ha canım, aynı onurum ama bak. Öyle bir değişir ki. Böyle o bir baba olacak, bir anne olacak, bir sonra tamamen anne olur tabii. Laleciğim, hayırlı olsun. Çok güzel görünüyorsun. Gerçekten yani bu annelik sana çok yakıştı değil mi? Kapısın, tatlışım benim. Teşekkür ederim. Laleciğim, ben biraz da gidip torunuma bakayım ha? Hadi. Tekrar kutluyorum. Ben de geleyim efendim. Lale kız, söyle bakayım bu doğum kolay mıydı, zor muydu? Çok kolaydı Filiz. Gerçekten mi? Ay. Şükür. Hayırlı olsun. Vallahi buram buram lohusalık. Erol yani maşallah yani vallahi. Doğum oluyor, çocuklara yetişemeyeceksin yani anasak demek ki. Aşk olsun, iki tane var kız. Birini yetişemesem öbürünü kaparım. Kaptın mı? Komik değildi. Lohusalık temalı yine de. Kuziş, vallahi helal olsun oğlum. Boyun kadar çocuk yetiştireceksin. Ama çocuğu görmedim, aynı anası. Sağ ol kuzen, sağ ol. Gel bakalım. Evet. Gel. Bebeğimizin mama vakti geldi. Annemiz emzirsin, müsaade isteyelim. Evet evet, ben de gideyim bir Şadi'ye bakayım değil mi yavrum? Hepinize müsaade sizin hadi. Anne ben de mi çıkıyorum? Çıkayım mı? Bana izin var. Aşkım ben dışarıdayım. Nasıl tutacağım ki ben? Kırılacak bu galiba. Hiç korkmayın. Hiç ne olur, rahat ol kızım. Annelik içgüdüsel bir şey yavrum. Bırak kendini, rahatça o yol gösterir, merak etme.
Emzirmek çok önemli. Özellikle ilk 6 ay anne sütü. Ben de çok istiyorum emzirmeyi. İnşallah süt gelir. Gelir gelir. Sen bana çekmişsin. İstemeniz çok önemli. Öncelikle bebeğinizi şu şekilde alıyorsunuz. Göstereyim size. Tamam. Şöyle biraz daha. Ay anne bir şey olacak vallahi. Yok, yok. Kızım şöyle. Sen ders almadın mı? Dersten kaçtınız mı? Bugün pastaneye mi gittiniz oğlanla? Anne hemen uyanmaz değil mi? Hiçbir şey olmaz merak etme. Uyu. Ya şuna bak ya. Mucize değil mi bu? Annesinin kuzusu o. Aşkım benim, güzel karım, sana ne kadar teşekkür etsem az. İyi ki varsın. Sen bana öyle güzel bir hediye verdin ki. Ya sen de iyi ki varsın. Ben doğum sırasında biraz canını yaktım senin, kusura bakma olur mu? Olsun aşkım. Önemli olan sizin iyi olmanız. İyi ki yanımdaydın. Uyu uyu. Ya abla çok güzel olmuş. Çok güzel süslemişsiniz. Ellerinize sağlık. Ya ablacığım anca bu kadar yapabildik. Ne yapalım? Çok güzel olmuş. Ay abla aynı sen. Böyle ağız burun resmen sen ya. Değil mi? Bana benziyor. Yani annem de aslında bana benzetiyor ama tabii bilemiyorum. Evet evet aynı bebekliğin birebir. Birebir. Öyle olabilir ama sonra bir anda bir değişiyor. Sen bile tanıyamıyorsun. Gözleri aynı Onur değil mi? Aynı. Gözler. Misafirlerinize ikram edersiniz. Ah, çok çok teşekkür ediyoruz. Hadi buyurun afiyet olsun. Teşekkürler. Analı babalı büyüsün. Sağlıkla, keyifle. Teşekkür ederiz. Ama anneciğim, ben de bir Gülşah'ı arayayım. Ne yaptı, ne etti diye merak ettim de. Tamam canım, tamam. Ablacığım. Ben de geleyim ya anneciğim. Ananı babalı sağlıklı büyüsün inşallah, değil mi anneciğim? Evet, evet. İnşallah. Oğlum. Sen de çok yoruldun yavrum. İstersen eve git dinlen. Biz ilgileniriz. Anneciğim ben iyiyim. Yani zaten yorgun olsam da Lale'nin yanında kalırım. Oğlum biz varız. Yalnız bırakır mıyız hiç Lale'yi? Dinlenebilirsin oğlum istersen. Hakikaten ben buradayım. Nergis burada. Ha? Lale daha da rahat eder istersen. İsterseniz siz de bir eve gidip dinlenin. Yok yok gerek yok. Siz de dinlenin. Biz hallederiz. Peki o zaman siz nasıl isterseniz. Lale'cim, kendine de torunuma da çok iyi bak bir tane. Aşkım benim yerim bir tanem. Ben de gideyim artık. Fazla kalabalık etmemek lazım değil mi? Bir şey ihtiyacınız var mı çocuklar? Yok babaanne sağ ol. Bir şey olursa ararsınız. Zaten yarın da eve çıkacaksınız. Biz artık eve gideriz değil mi? Tabii. Hadi hoşça kalın. Haydi. Anne, babam burada değil mi? Evet evet yavrum. Kapıda. Tamam. Sen o zaman onunla gidersin. Ben Lale'nin yanındayım. Peki yavrum. Dikkat et çocuğa. Hadi hoşça anneciğim kalın. Biz çıkalım. İstirahat etsinler. Hoşça kalın. İyi istirahatler. Onur sevmiyorlar mı sizinkiler bile olsa şerbetini anlamadım ki. Sürmediler dudaklarını. Sizde öyle adet yok mu? Anneciğim herhalde trafiğe kalmamak için çıktılar. Tamam. Ben de bir bakayım çocuklara. Nilüfer'e bakayım. Bir şey istiyor musunuz? Yok sağ ol. Küçük adam. Biz şimdi bir aile mi olduk? Evet, çekirdek aile.
Aşkım, yorgunsan gerçekten eve gidip dinlenebilirsin. Yani ben annemle hallederim. Aşkım saçmalama. Ben Emir'i de seni de yalnız bırakmam şimdi. Zaten doğumda yanımda oldun. Odada niye olmasın ki? Ben de öyle düşünmüştüm. Yani seni dinlenmen lazım. Uykusuz geceler yakın ya. Ben senin gibi düşünmüyorum biliyor musun? Kendimi çok dinç hissediyorum. Sanki Emir geldi tamamlandım. Çünkü artık gerçek bir annesin. Geçmişi sorma yine zora koyma beni bugünümlerse. Her yarım aşktan hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Ben kısmetin olmalıyım. Beni bir yaz yağmur sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin? Ben kısmetin olmalıyım. Yağmur sevda, deli bir yaz yağmur sevda, deli bir yaz yağmur sevda. Aşkım şunu tipe bak. Aşkım hala inanamıyorum ya. Biz şimdi bu küçük adamın annesi babası mıyız? Ay evet. Halil Oğuzalık tabii fenaymış ya. Duygudan duyguya. Tamam aşkım. Canım. Yani ne oldu yavrum? Ne oldu? Günaydın. Sen bir şey mi yaptın? Ha? Yok her şey kontrol altında. Ha? Anneciğim günaydın. Ay çocuklar nasıl dağılmışım kusura bakmayın. Siz de uyandırmadınız mı? Hadi siz biraz dinlenin ben... Biz iyiyiz, iyiyiz. Ay şunun güzelliğine bak. Ay o insan gözünü alamıyor. Ay aşkım nasıl rahat verdin, sütünü verdin. Sabah ben 4'te uyandırdım artık. Emdirdim sonra geri uyudu. Ay anne bol bol, bol bol emsir ki. Olur mu sarılık falan olmasın? Ay çok güzel çocuklar. Ben böyle güzel çocuk gördüm. Nergis nerede? Kahve almaya gitti. Kendimize geliriz biraz. Anne, şu yanaklara falan bir bak ya. Şu tatlılığa bir bak. Şu tatlılığa bir bak. Acaba bu sakin mi olacak? Yani hiç çıtı çıkmıyor anne. Ne diyorsun? Sen öyle san. Bununla biz ne gaz partileri yapacağız gelecek ay. Ama hani korkuttukları gibi olmadı ama ya. Büyüyecek. Büyüyecek şöyle ya da böyle. Ama ben gözlerimi alamıyorum. Ben hiç bu kadar güzel çocuk görmedim ya. Ama... Ya tıpkı ben diyeceğim güleceksin şimdi. Evet benziyor. Bana benziyor. Bana benziyor. Gözler bir de gavze de şey yaptım ben. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız bakalım mı? İyiyiz, her şey yolunda. Harika. Daha önce de dediğim gibi işte normal doğumun avantajları. Hemen toparlanmam, hayatına kaldığın yerden devam edebilmen. Biraz zor oldu tabii ama. Emir nasıl? İştah yerinde mi? Evet evet. Her şey yolunda.
Harika. Biraz dinlen. Ondan sonra çıkış işlemlerini yaparız. Taburcu olabilirsin. Biz bugün çıkıyoruz artık. Evet evet, çıkarsınız. Haftaya da gelirsin. Kontrollerini yaparız. Her şey için teşekkürler. Rica ederim. Tekrar gözünüz aydın. Allah analı babalı büyütsün. Amin. Görüşürüz. Çok zahmet oldu size de doktor bey. Ben getireyim sizi. Bir senin bozuk. Sallanıyor orası. Ay, aşkım ne yapayım? Şey alsın. Ne yapayım yani? Atıyorum. Ver. Gel şuna bak. Gel şuna bak. Geldim. Nasılsın? İyiyim canım. Biz çıkabiliyormuşuz biliyor musun bugün? Tamam, ben çantaları toparlayayım o zaman. Tamam. Ben de bir müdürün yanına uğrayayım. Şu çıkış işlemlerini ne yapmışlar bir bakayım, tamam mı? Tamam canım. Dur öyle hemen şey yapmaz mı? Öyle şey yapma hemen. Bir böyle toparla. Annem. Ben seni. Güzel annem. Bitti gitti işte yavrum. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geceyi nasıl geçirdiniz, torunum nasıl? İyi vallahi, annesini hiç üzmedi. Ay, Onur da çok usluydu. Lale de çok usluydu. Ay, Allah analı babalı büyüsün inşallah. Amin. Siz şimdi bir yerde oyalanın, otur sen bir yere Lale. Ben bakayım, yatak odasını bir hazırlayayım. Biz yatak odasını hazırladık. Yatağına geçebilirsin Lale'cim. Emir'i de yatırabilirsin. Ben yine de bir bakayım, ne olur ne olmaz. Ay evet. Çok tatlı maşallah. Çok el kol yapmayalım. Tabii, kesinlikle. Şimdi... Var ya, bayılacaksınız. Baktık. Aa. Bu ne böyle Allah aşkınıza? Nerede bu bizim takım? Loysa takımı? Dantelli, şeyli falan. Ay bu çok gündelik, çok sıradan. Öyle mi? Ben baktım farklı olarak dantelli, satenli, böyle abartılı bir modası geçmiş bir takım var. Hiç değil efendim. Hiç modası geçmez. O dantellerin annemin, annenin, annen ana tepesine kadar modası geçmez. Ay onlar çok kıymetlidir canım. Allah Allah. 6 ay. 6 ayda yaptırdım ben bu takımları. Allah Allah. Tamam o zaman onu sereriz. Ne yap? Şerefe! Bebek. Ay Şerefe. Ben yaparım. Aman bir şey yapmayayım. Annem. Hadi anneciğim, sen de üzerini değiştir yavrum. Hayatım ben de çıkıyorum, dışarıda biraz işim var. Sen de artık Emel'le beraber anne ol, baş başa kalırsın, tamam mı? Biz oğlumla baş başa kalırız değil mi? Ya hemen baş başa kabul ettin yani. Ben yani bayağı ihtiyacınız yok buna, öyle mi? Olur mu öyle şey? Sen bizim evimizin bireysin. Bir şey istiyor musun? Hayır, çabuk gel. Tamam. Anne şunları nereye kaldıralım bilemem. Çevresini bırakmayacak. Tamam. Hiçbir şeyi. Of, of. Songül Hanım, siz bırakın ben hallederim. Ha, neyi hallediyorsun? Niye halletmişsin ki? Al bunları ötüle de çeyizine koyarsın. Songül Hanım emin misiniz? Şişt. Ay sen ne? Türk filmi mi izliyorsun? Emin misin? Eminim. Hadi. Teşekkürler. Bu evden ekmek yok sana. Anne, ne oldu? Sen niye bu kadar gerginsin ya? Gergin falan değil. Yok bir şey. Kızım görmedin mi hazırladım dediği yatağı? Allah aşkına, sanki sen 5. çocuğunu doğuruyorsun. Ayıp ya, ben bunların hepsinin arasına lavantalar falan koydum buraya. Kaç ayda işlettim. Kuyruğa 2 yıl evvelden girmiştim ben bu yatak kuyruğuna. Anne belki bilmiyorlar. Buraya ne demek bilemiyorlar canım? Biliyor, bal gibi biliyor. Ama yapmak istemiyor. Niye ki, bir şey mi oldu? Olmadı. Doğru söyle bak, bir şey oldu. Söylemiyorsun bana. Hadi hadi, ayakta kalıyorsun. İçine rahat bir şeyler giy. Sana ya şunun işini, bunu şimdi bu nerede bulacak, kim bulacak? Sakin ol yavrum.
prenses gibi oldun. Anne, ben Emir'i emzireyim ya. 3 saat olacak neredeyse. Ay, ay güzelim. Ay benim güzel kızım. Ay çocuğu olmuş, emzirecek miymiş? Anne sorma ya. Çok başka bir duyguymuş. Ben anlamadım. Böyle yanımda olmasına rağmen özlüyorum ben. Anne. Sorma, sorma. Ay duydu seni. Ay, ay, ay. Ay yakışıklı prensim. Ay güzel prensim benim. Ay güzelim benim. Dur, 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 dur. Ani hareketler ya gaffara. Annem ben veririm. Ben veririm annesini. Ah, anneannesinin prens. Aman. Ay. Ay fıtık olacağım ya galiba. Ay, ay, ay. Aman, aman. Sen oğlunla hasret gider. Ben de lohusa şerbeti yapacağım. Tamam. Adettendir. Hadi. Ay teyzesinin aslanı. Teyzesinin bir tanesi. Acıktın mı sen? Ha? Acıktın mı sen? Hadi o zaman anneye gidelim. Ha? Ben bu Betül'ü gördüğüm zaman kan beynime çıkıyor ya. Ay niye yerde sürekli geliyorlar? Evlilik parkları yok gibi. Ayrıca ya niye hep buradalar? Ay bileyim anne ben. Buna ne oldu? Aslında ben buna taktım. Böyle tuhaf tuhaf. Bir garip bir haller var. Var var var. Abla. Aa ben de size getiriyorum. Ha. Acık, dur dur dur. Ah benim bebeğim. Dur dur dur. Dur sen ben ver bana. Ben şimdi emzireceğim onu hemen. Sen ver bana. Oh, annem. Hadi hazırlanıver sen yavrum. Şu ben bak şurada. Tamam. Çekmecede. Ha. Burada. Burada bak. Ver bakalım. Hıh derdini. Gel anne. Aman. Gel. Oh yemeğin güzelliği. Ha. Oh 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 oh. Gel. Al bakayım sen yerleştir şöyle. Ha. Şöyle yerleştir. Ha. Örtelim bakalım bu şeyi. Gel. Ha. Neyin var? Neyin var, neyin var? Boş bir şey sallıyorsun. Ne oldu, kurtuluş sana ne yaptı? Yok annem bir şey yapmadı, yok. Kesin yapmış. Tabii. Bak bu sefer onu hakikaten nime lime şey yapacağım ha. Yok anneciğim bu seferki öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Ha, peki nasıl bir şey? Bu sefer kurtuluş değil, hatayı ben yaptım. Aa, ne oldu? Uf, anneciğim şimdi şöyle oldu. Kurtuluş gitmiş onun eniştemden para almış. Yalnız borç falan değil ha. Tabii geri iade etmeyecekse zaten borç sayılmaz. Anneciğim yok. Hani Kurtuluş Onur'un işte bir şirketinde çalışıyordu da trafoyu patlattılar diye kovdular ya bunu. Hmm. Meğerse işin aslı öyle değilmiş. Trafoyu bu patlatmamış. Onur eniştem de öğrenmiş, araştırmış, tazminatını vermiş. Aa. Gerçekten mi? Ay evet ablacığım ya. Böyle var ya söyleyince de bana ay ben bir sinirlen. Bunu böyle bağır çağır kapının önüne koydum. İnanmıyorum abla ya. Ya adam 2 gram sevinmiş, sen de kursağında bırakmışsın yani, bravo. Öyle değildir o, öyle değildir. Ya şimdi Onur zarif olan, nazik olan, işte buna para verebilmek için kurtuluşa bir numaralar çevirmiş, bir bahane uydurmuştur. Ay yok anne, şirket kaç tane ortak yani. Hı. Öyle bir şey yapmazlar, ayrıca benim haberim yok. Ben bunu bir iyice bir öğrenirim, sorarım Onur'a. Ay sor ablacığım, sor iyice de bir öğren. Ucunda 50.000 lira var ha. Aa, bayağı da varmış. Hı. Yok, 50.000 lirayla o kurtuluşu yalnız bırakırsan zaten gitti gider o para. Anne zaten sorma, arıyorum telefonlarıma da cevap vermiyor. Vallahi yani ha, ne kurtuluşu ne parayı kaptırmak gibi bir niyetim yok yani. Zaten son şansımız bizim. Konuşuruz, ben bir aşağıya ineyim. Allah. Tamam mı? Alayım ablacığım. Oh, gazı da çıktı. Gel bakalım, gel. Anne. Ay, teyzesinin güzeli. Ay, ay, ay. Bismillah. Ne güzel doğurdum ama. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım.
sokaklardan çıkmalı